Fuat Uğur, Can Atakla'nın ahlaksız senaryosu ve FETÖ'nün İYİ Parti'deki ayak izi. Bir hikayem var size. Hani 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden önce tavuk tarda sayıları anlatan Ümit Akdemir var ya, o gönderdi bunu da. Hikayenin uvertürünü Boğaziçi'ne bakan evinin divanında, kareli ipeksi pijamasıyla Milo Venüs'ü gibi uzanıp poz veren ve Twitter'da erkeklerin kendisine olan ilgisizliğine dair dertlerini paylaşan İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'la başlatalım. Lütfü Beyciğim son günlerde 1930 ve 40'lı yıllara dair İstanbul ve Ankara eliti hanımlarının birbirinden şık şapkalı tayyörlü fotoğraflarını yayınlayıp meğer ne kadar geriymişiz o zaman diye manidar tweetler atıyor ya, işte şimdi aktaracağım hikaye o zamanlarda geçiyor. Anadolu'da o vakitler hazine arazisi işgalcisi Lütfü Türkkan'ın söylemek istediğinin aksine açlık ve kıtlık vardı. İstanbul ve Ankara'daki küçük bir azınlık dışında millet perişandı ve süpürge sapı yiyordu. O zamanların Türkiye'sindeki yüz binlerce evde olduğu gibi Ağrı'nın bir köyünde de gelinler, eltiler aynı evde yaşarlarmış. Kıtlık sebebiyle kaynanaları ekmek dolabını kilitli tutar ve ekmekleri sayıyla verirmiş. Aralarındaki en uyanık ve kurnaz gelin olan Fedime, diğer gelinleri organize edip dolaba anahtar uydurur, ekmekleri aşırırmış. Kaynanaları anlamış ve sormuş ama kimse üstüne alınmamış. Bunun üzerine kaynana ekmekleri götüreni öğrenmek için dolabın önüne kül serptirmiş. Faili bıraktığı ayak izinden anlayacakmış böylece. Ama Fedime gelin bu sefer bir eşeğin üstüne binerek dolabın yanına gitmiş ve o gecede ekmek çalmış. Kaynana sabah baktığında dolaptan yine ekmek alınmış ama izler eşek izi. Kendi kendine söylenmiş. İzler eşeğe ait olsa da akıl Fedime'nin aklı. Başlığa dönelim. Tele1 yayıncısı Can Ataklı birkaç gün önce tuttu, akıl almaz bir kuyruklu yalan attı ortaya. Dediğine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İyi Parti'den bir yetkiliyle 1,5 saat görüşmüş ve ona beni ve 400 yakınımı korumaya alın, iktidarı devredeyim demiş. Can Ataklı bu türden sallamalarını Ajans Popo'dan aldığı bilgilere göre hep yapar ama bu kez öylesine geçiştirilecek bir durum değil. Ataklı'ya bu kuyruklu yalanı fısıldayanlar son derece bilinçli biçimde hareket ediyor. Kısaca izler eşek izi ama akıl Fedime'nin, FETÖ okuyun, aklı. Malum son aylarda sistematik biçimde kimi bakanlara ve bürokratlara itibar suikastları düzenleniyor. Bunu yapanların amacı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çevresini boşaltmak. Türkiye'yi ayakta ve sağlam tutan tüm kişi ve kurumları teker teker çökertmek. Aslında hedef Erdoğan'dı ama şimdi bu ahlaksız senaryoyla Cumhurbaşkanı doğrudan hedef alınıyor. Yani Erdoğan hakkındaki akıllara ziyan bu iftira ve ahlaksız senaryoya o nedenle "Aman ne olacak, Can Ataklı her zamanki gibi saçmalıyor işte" deyip geçmeyin. Bununla AK Parti tabanında bir inançsızlık ve umutsuzluk zemini oluşturarak zayıf halkaların kopmasını sağlamak istiyorlar. Geçmişte kimi partilerde olduğu gibi, madem iktidardayız ben küpümü doldurayım, vatan millet Sakarya mı diyeceğim haysiyetsizliği içinde değerlerini kaybetmiş kişilerle bir çözülüşe gidilmesini umuyorlar. Hafife almayın dememin sebebi bu. Hak ettikleri dilden cevap verilmediği için de muhalefet kanadında bu algıya inanacak embesillik katsayısı yüksek bir alıcı kitlesi de oluyor haliyle. Şöyle birkaç aydır gelişen olaylara bakın. FETÖ devletin içine nüfuz etmiş, önceden çeşitli bilgi ve evrakları ele geçirmiş, şimdi bunlar üzerinden çeşitli ihbarlara dair bilgilerden yola çıkarak yalanlara dayalı senaryolar üretiyor ve itibar suikastları yaptırıyor. Buna devam edecekler. Tıpkı 17-25 Aralık süreci ve sonrasında olduğu gibi muhalefet de bunun goygoyculuğunu üstleniyor. Her şey Erdoğan sonrası için bir hazırlık ve planlama. Çok dikkatli ve tetikte olmak lazım. Bunlara ısrarla erken seçim dedirten odak da hepimiz çok iyi biliyoruz ki CHP ve İyi Parti'nin Pensilvanya'daki genel merkezi.
şartların yeterince olgunlaştığına kanaat getirdikleri anda yeniden harekete geçecek ve çok dillendirmek istemesem de çeşitli suikastlara yönelerek kargaşa, kaos çıkarmak isteyecekler. Kısacası bütün bu entrika ve tezgahlar eşeğin değil FETÖ'nün, yani arkasındaki küresel çetenin aklı. Erdoğan sonrasında milleti etrafında toparlayacak kişileri hedef alarak yürütülen itibar suikastları bizi derin derin düşündürtmeli. Ama en başta da AK Parti içinde aile mensupları dahil çeşitli hesaplarla sürekli birbirleri hakkında alttan alta diş bileyip makam ve mevki rezervasyonu yapanları. Kimse o yıpranırsa benim önüm açılır diye aklından bile geçirmesin ve susmasın. Böyle düşünen varsa ki sayılarının bir hayli olduğunu biliyorum. Fena halde yanılıyorlar. Solcuların çok sevdiğim bir sloganı var. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Gün birlik ve kenetlenme vakti. Sıra sana da gelir. Bu arada devleti yöneten kadroların her şeyi Cumhurbaşkanına havale edip hata yapmamak için hiçbir şey yapmayayım diye konumlarını garantiye alma alışkanlığını bırakmalarının sadece ülkenin geleceği için değil, kendi gelecekleri için de önemli olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Evet, bu ülke insanı Tayyip Erdoğan'ı sevmekte ama buna karşılık AK Parti'nin de iyi şeyler yapmasını istemekte. Bunun için hala oy vermeye devam ediyor. Siz bakmayın o televizyonlara çıkıp konuşan kamuoyu araştırmacısı geçinen kripto FETÖ'cülere. Ancak yapılan hatalar, parti içerisinde kör noktaların oluşması ve bazı grupların kendi önceliğini millet çıkarlarından üstün tutması iktidar açısından sorunlu alanlar oluşturmaya da devam etmekte. Biz biliyoruz ki Türk siyasi tarihinde pek çok örgütlü yapı yeni bir hükümet dönemine varmadan bu nedenlerin giderek ağırlığını artırması sebebiyle çözüldü ve halk desteğini kaybetti. Bu yüzden çalışkanlığıyla halkın sevgisini kazanan siyasetçiler ve bürokratlar iletişim dillerine, ilişki ağlarına ve dostluklarına, özel hayatlarına dikkat etmeliler. Artık biliyor ve iyi tanıyoruz. FETÖ denilen lanetli yapı ve başlarındaki iblisin iş arkadaşı Fethullah'ın oyunları bitmeyecek. Onlar sahneye koyacak, pireyi deve yapacak ve muhalefet partilerinin genel başkanı sıfatıyla tanıdığımız Türkiye temsilcileri de felaket tellallığıyla yazılan senaryolara eşlik edeceklerdir. Fuat Uğur, Türkiye. Engin Ardıç, seçimi virüs mü kazanacak? Süleyman Demirel seçimleri tencere kazanır dermiş. Doğrudur. 2002 seçimini AK Parti'nin kazanmasında 2001 ekonomik krizinin büyük rol oynadığı bilinir. Tabii Cem Uzan da DYP oylarını pek güzel kırmıştı. Bu Ecevit'in IMF şartlarına boyun eğerek hazırladığı bir krizdi. Yani aslında Ecevit kendi deyimiyle kendi kendine intihar eylemini 2002'de erken seçime giderek değil, 1999'da çıpalı kur sistemine yönelerek yapmıştı. Baskı altında tutulan devalüasyon birdenbire ve çok şiddetli patladı. Rahmetli Adnan Kahveci de 1991 seçimlerinden önce hesabını yapmış, Özal'a biz bu seçimi kaybedeceğiz demiş. Çünkü ekonomi küçülmüştü. Ekonomiyi küçülten seçimi kaybeder. Sakın enflasyona yol açan şeklinde anlamayınız. Enflasyon, kapitalizmin başından beri yaşanan bir gerçektir. Olmazsa olmazıdır. Kimi zaman kimi ülkelerde daha çok, kimi zaman bugün Avrupa'da olduğu gibi daha az, kimi zaman vahşi boyutlarda, 1918-1923 arası Almanya'da. Ama bütün dünyada genel gidiş böyledir. Benim gençliğimde yurt dışında 200 dolara bir ay dolaşabiliyorduk. Şimdi kaç gün dayanabilir bu para? İktidarları enflasyon uçuruma götürmez. Ama ekonomik büyümede düşüş mutlaka götürür. İşte bu nedenle gerekirse enflasyon pahasına da olsa ekonomik büyümeyi sağlamak şarttır. Bugün hükümetin yaptığı da bundan başka bir şey değildir. İsmet Paşa'nın denk bütçe saplantısı ancak bir memur ailesinin bütçesi için makbuldür. Çünkü bu ekonomiyi büyümemeye mahkum etmektir. İsmet Paşa eline geçen ekonomik büyümeyi tetikleme fırsatını 1946 yılında da kullanamadı. Altın ve döviz rezervleri de devlet kasasında örümcek bağladı. Arkadan ne geldi biliyorsunuz.
1932 yılında da kullanamamıştı. Şevket Süreyya Aydemir adeta yalvarıyordu. "Paşam, Amerika krizde. Makine parklarını ölü eşek fiyatına satmaya bakıyorlar. Gelin şunları ucuz ucuz alalım, sanayi hamlesini başlatalım." Paşa'nın aklı basmadı. Gözü eğitimden başka bir şey görmüyordu. Enflasyon kelimesini de başbakan olduktan sonra ilk kez duymuş ve ondan hep korkmuştu. Rahmetli babam da memur kafasıyla "borç en fena şey" deyip dururdu. Hayatta neye sahip olduysam hep kredi kartıyla, yani borçla elde ettim. Babamı dinleseydim yanmıştım. Bazı muhalif allameler "ekonomik kriz var, öyleyse biz kazanacağız" demektir hayalleri kuruyorlar. Bu muhalefeti kendi kendini gaza getirmeye ve milyonlarca insan çöp tenekelerinden besleniyor gibi boylarından büyük yalanlar söylemeye de yöneltebiliyor. Şimdi de bir umut, bir umut. İktidarı çantada keklik görüyorlar. Livaneli şöyle dedi, Kuşçuoğlu böyle dedi, iş bitti. AK Parti bütün nankör şartlara rağmen ekonomik büyümeyi sürdürüyor. Evet, enflasyon yüksek ama bu iktidarın değişeceği anlamına gelmiyor. Bir yandan da muhalif basın düzmece anketlerle önce kendi kendini, sonra da müşterisini kekliyor. Koronavirüsüne de çok umut bağladılar. İlk kez iktidarı tatmış ve 20 yıldır mutlu olmuş halk, bir virüsün yol açtığı geçici sıkıntı yüzünden kendi temsilcilerini bırakır sanıyorlar. İnsan yerine konulmak mı daha önemli, domatesin kilosu mu? Göreceğiz. Engin Ardıç, Sabah.